Borsada yani BIST İstanbul'da ucuz ve kaliteli hisseleri nerelerden toplayabiliriz ve aynı zamanda bu toplama yerlerinde kullanacağımız stokastik RSI ile en iyi giriş yerlerini nasıl bulabiliriz? Bu arada videomuza da başlamadan önce 100 bin abone olduk. Hep beraber büyük bir aile olduk. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ederim. Çünkü çok kıymetli bir 100 bin kişiyiz. Neden biliyor musunuz? Genellikle bakarsanız daha çok izlenen, daha çok takipçisi olan YouTube kanalları genellikle şöyle başlıklarla çıkarlar piyasa. İşte dolar 100 lira olacak veya size vereceğim bu hisse senedi tavan tavan olacak sizi zengin edecek. Dolayısıyla bilgiye yatırılan yatırım her zaman için bence çok önemlidir. Buradaki 100.000 bin kişi, 100 bin kişi de devirdik şu anda. Sadece bilgi odaklı benim kanalımı takip ediyor. Bu benim için çok mutluluk verici. Çünkü bilgi odaklı kanalların genellikle bu kadar takipçi olması çok zor. Onun için hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Gene videomuza da başlamadan önce Instagram'dan da beni takip edebilirsin. Çünkü orada da bilgi ve sizin finansal gelişiminizle alakalı çok değerli bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden kaldığımız yerden devam edelim. Kaliteli hisse senetlerini kaliteli yerlerde yakalayabilmek için ben stokastik arasayı nasıl kullandığımı anlatacağım. Ancak şöyle bir şey var. Bir kurallar silsilesi doğrultusunda işleme girmek zorundayım ben. Veya sen de öyle olmak zorundasın ki istikrarlı bir şekilde para kazanabil. Çünkü bir kurallar dizilimin Yoksa devamlı işlem yapacak pozisyona sokarsın kendini. Mesela fiyatlar çıkıyorsa bir an önce almak veya kaçırdığını zannedip girmek veya fiyatlar düşüyorsa da pozisyondan kaçmak veya fiyat dönecek diye pozisyonda oturmak gibi. Ama Belli bir planların varsa mutlaka kar alma yerinde de karını alabilirsin, zarar durdurma yerinde de zararını durdurabilirsin. Dolayısıyla biz bir takım kurallar doğrultusunda kullanacağız stokastik arayasayı Aslına bakarsan stokastik bir osilatör yani fiyatın çok satıldığını veya çok alındığını gösteren bir osilatör. RSI'de indikatör bize trendi gösteren bir indikatör. Benim stokastik ile alakalı olan videomu da seyredebilirsin ama biz bugün stokastik RSI'yi nasıl kullanacağımıza bakacağız. Tabii ben biraz da farklı kullanacağım stokastik RSI'yi. Yani diğer traderların kullandığı gibi değil. Diğer yani mesela normal şartlar altında biz mesela stokastik RSI'yi nasıl kullanıyoruz? 3-3 RSI uzunluğunda 14 olarak kullanıyoruz genellikle ve ne diyoruz? Fiyat 80 burada. Yani şuradaki 80, üst band 80 ve orta band 50. Orta bandı kullanmayacağız. Alt band da 20 olarak görünüyor. Dolayısıyla biz fiyatın çok alınmış bölgesi 80'in üstüne çıktığı yerlerde. Yani buralarda diyoruz ki fiyat çok alınmış. Her an satış baskısı gelebilir veya bunun tam tersi alt bandı da 20 olarak kullanıyoruz. Ne diyoruz? Fiyat alt banda düştüğünde yani 20'yi aşağı kestiğinde RSI fiyatlar çok satılmış olası buralardan alıcılar gelip fiyatı tekrar yukarı doğru ittirebilirler diye düşünüyoruz. Şimdi biz de aynı bu şekilde kullanacağız. Yani 80 üstte çok alınmış yerler 26 çok satılmış alınası en uygun yerler olarak kullanacağız. Ama şöyle de bir şey var bakın şimdi. Stokastik RSI'yi kullandığımızda örneğin ben şu anda BIST 100 üzerinden göstereceğim ama biraz sonra hisse bulmak için tabi hisselere bakacağız. Buradaki en önemli kısım fiyatların örneğin düşmeye başladığında stokastik de çok satılmış bölgede. Yani buralardan olası alım gelecek diye düşünürsek her yani stokastik bize sinyal verdiğinde yani fiyat çok ucuzladı burada al abi dediğinde mesela şu bölgede alsak olası ihtimalle buradan aşağı mesela %10'luk %15'lik bir kayıp. Örneğin hisse senetlerinde de aynı şekilde bakın tam bu bölgede stokastik araysa bize ne diyor? Çok satılmış bölgede. Abi buradan alırsan yüksek olasılıkta kara geçersin gibi gibi sinyaller üretiyor ama şöyle baktığımızda bakın dolayısıyla tam şu bölgede işleme girsek neredeyse aşağı yönlü yaklaşık olarak bunda da %13-14'lük bir kayıp görünüyor. Bakın mesela örneğin başka bir hisse senedinde de mesela şişede bak şimdi burada gene çok satılmış bölgede olası ihtimalle en iyi alınacak bölgeler gibi duruyor ve sinyal veriyor bize. Dolayısıyla burada aldığımız bir hissenin bunun da yaklaşık olarak en dip noktasıyla yüzde gene 14'lük 15'lik bir zarar potansiyeli görüyor. O zaman şöyle diyebiliriz biz. Stogastik her zaman al sinyal verdiğinde almamak lazım. Sat sinyal verdiğinde satmamak lazım. En iyi şekilde nasıl kullanabiliriz de en iyi şekilde iyi bir hisse senedini olası en ucuz yerlerde nasıl yakalayabiliriz? Şimdi kurallarımızı koyalım. Bir tanesi ilk başta hangi hisse senedini arayacaksak bir trend var mı ona bakacağız arkadaşlar. Trend. Trend var mı? hangi yönde? Dolayısıyla trend takip edebilmemiz için ilk başta bakmamız gereken en önemli şey yükselen tepeler veya yükselen dipler. Tam tersi veya düşen tepeler veya düşen dipler var mı arkadaşlar? Bu bizim için çok önemli. Örneğin fiyat mesela burada görüldüğü gibi yükselen tepeler yapıyorsa biz ne diyeceğiz burada? Yükseliş trendi var. Stogastik RSI'yi da nasıl kullanmamız lazım? Tabii ki alıcılı olduğumuz için stokastiğinde çok satılmış yerlerinde olası işlemler kovalamamız lazım. Burada baktığımızda örneğin en son dip noktası burasıysa, burası aşağı yönde kırıldıysa dolayısıyla fiyat düşen trendde olduğu için stokastik arasayı biz satış için kullanacağız ve de çok alınmış bölgelerde satmak için pozisyon kollamamız lazım. Şimdi en basitinden stokastik arasayı şöyle kenara alalım. Ve diyelim ki en son çekilme yaptıktan sonra fiyatın biz nerelerde işlemlere girebiliriz? Mesela şişede. Kaliteli hisse senetlerini ucuza yakalayabilmemiz için bir kere hisse senetlerinin mutlaka arkadaşlar düşen bir piyasada olması lazım. Yani hisse senetlerinde satış baskısı görmesi lazım. Satış baskısını görmemiz lazım. Hatta şöyle de diyebilirim ben. Borsa İstanbul'da şu son iki ayda olduğu gibi satıcıların yani ayıların çok fazla olduğu bir piyasadan sonra aramamız gerekiyor. Yani gidip de çok fazla çıkmış bir piyasada aramayacağız. Örneğin diyelim ki burada mesela burada ne yapıyor? Şişe devamlı düşen tepeler ve buraya gene geçemiyor. Gene düşen dipler yapıyor arkadaşlar. Bakın düşen tepeler, bunlar düşen tepeler ve düşen dipler tekrar buraya düşüyor. Tekrar bu bölgeye düşüyor. Daha sonra bakın şurası önemli bir bölge. Şu bölge bizim için ne bölgesi? Direnç bölgesi. Yani şu bölgenin en son destek bölgesi kırıldıktan sonra olası ihtimalle direnç bölgesi. Çalışmış mı? Çalışmış. Öbür videolarımı bol bol seyret tamam mı? Hepsi aynı yerde anlatamayız. Dolayısıyla çıktıktan sonra fiyat yukarı. Ne yapıyor burada fiyat? Market structure break yapıyor ama tabii her zaman bunlara karşıyım. Piyasa değişiyor. Yani düşen bir piyasa yükselen bir piyasaya geçiyor. Ben İngilizce terimlerden birazcık hoşnut diyelim Çünkü çok bunu çok basit bir şekilde anlatmak varken çok zorlanıyoruz biz. Yükselen tepe olduktan sonra ne düşüneceğiz biz? Olası ihtimalle buralardan bir yerlerden buradan olur, buradan olur veya buradan olur. Alım gelip fiyatın tekrar yukarı dönlü puşlaması. Yani adam o kadar laf ettik İngilizce konuştuk. Yani üflemesi diyelim biz ona. Çünkü nefes alması gerekecek piyasa. Yani bir kar satışından sonra tekrar yukarı yönlü pozisyon alabiliriz. Dolayısıyla biz ilk yeni en yüksek yaptığında piyasa dönüşte arayacağımız şey işte stokastiğin burada çok satılmış bir bölgede olması lazım. İkinci kuralımız ne? Birinci kural o zaman trend. Var mı ne yönde? İkinci kural trend yönünde olası bir geri çekilme bekleyeceğiz. O da bakın burada gerçekleşiyor. Dolayısıyla şöyle gösterebiliriz. Şurada gerçekleşiyor. İki geri çekilme. Yani piyasanın bana fırsat tanımasını istiyorum. Geri çekilme. Üçüncü kuralımız ise en önemlisi Nerede işleme dahil olacağım? Yani nerede ben bu hisse senedine dahil olacağım? Yani ben buna tetik diyelim şöyle. Tetiğin çekileceği yani benim piyasaya giriş yapacağım bölge. Dolayısıyla arkadaşlar burada şimdi yükselen bir piyasada giriş yapabilmemiz için yeni de yükseldiği için burada bir de ATR kullanacağız. Yani fiyatın ortalama bana bir oynaklığını versin. Bu ATR bize son 14 tane mumun ortalama bir boy yani Bunlar günlük mum çubuğu olduğu için bir gün içerisinde ortalama oynaklığı verecek. Yani bir gün içerisinde şişe kaç TL oynuyor ortalama? ATR çok önemli bir indikatördür arkadaşlar. Benim ATR videom mutlaka senin hatta 2-3 tane ATR videom var. Yani ATR Average True Range ortalama fiyat oynaklığını gösteren indikatör bizim için, yani traderlar için olmazsa olmaz indikatörlerden en önemlisi hatta birincisi bence. Dolayısıyla ben de diyorum ki o zaman şimdi üçüncü giriş kurallarım ilk alım gelen çubuktan sonra ben işleme dahil olacağım ve en az 2 ATR'de stop mesafesi kullanacağım. Bakın şimdi burada şöyle yaparsak biraz fiyatı büyütelim. Fiyat ilk geri çekilmeyi yaptı. Dolayısıyla ben ne bekliyorum? İlk geri çekilmede bana ilk başta birinci sinyalim stokastiğin çok alınmış bölgede olması lazım. O da Burada geliyor. Bakın şu bölgede çok alınmış bir bölge. İkincisi alıma girmek için benim alıcılı bir gün beklemem gerekiyor. Bur hisse senedinde. Dolayısıyla da alıcılı gün bakın ilk burada beliriyor. Şurada da beliriyor aslında ama burada stokastik henüz çok satılmış bölgede değil. Ben böyle bir yerde istiyorum bunun belirmesini. Dolayısıyla ilk alımlı bur mu burada beliriyor. Bugünün sonuna doğru işleme dahil oluyorum. Şuralardan gibi gibi. Ve ATR'sini ölçüyorum. Bakıyorum buradaki ATR'si. Neredeyse ortalama oynaklığı 1.73, 2 ATR desek 3.4 seviyesine gibi bir şey gelecek. Yani ortalama günde 3.4 TL oynuyor. Bakıyorum buradaki zarar durdurma noktam 3.40 3. tam aslında ama bunu biraz daha açıyorum çünkü en azından şu mumun da altına stop koymak istiyorum. Bu örnekte böyle oldu. Dolayısıyla giriş yerimden sonra riskimi artık burada Aldıysam bünyeme kar yerimi de belli edebilirim. Yaklaşık olarak burada eğer ki buradaki pozisyonu tutarsak bizim kar alım yerimizde dolayısıyla şişe burada %20 yapmış oluyor. Peki şimdi bunun tam tersini yani açığa satabildiğimiz bir piyasa varsa hisse senetlerinde mesela Viyop üzerinde herhangi bir hisse senedini yani BIST 30 sözleşmesi olan hisse senetini açığa satabiliyorsak tabii ki fiyatların düşüşünden de para kazanamam, kazanmamız lazım ki zaten trader düşerken kazanamıyorsa fiyatlar bence trader değildir. Önemli olan zaten fiyatlar düşerken para kazanabilmek. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar bakın. Boğa piyasalarında herkes para kazanır. Yani yükseliş piyasalarında herkes trader'dır. Herkes yatırımcıdır. Herkes konuşmaya başlar ama fiyatlar bir geri çekilmeye başladığında ortalıkta kimse kalmaz. Çil yavrusu gibi dağılırlar. Asıl gerçek trader'lar o zaman kalır işte. Dolayısıyla biz de fiyatlar düşerken de para kazanmaya çalışacağız. Onun için bu örneği veriyorum. Bakın mesela şimdi burada fiyat yükselişteydi. Geliyor yükselen tepeler, yükselen dipler yapıyor. Şöyle göstereyim. Tepe, dip, tepe, dip, tepe, dip, tepe, dip. Tepe yapmamız gerekiyor. Ama burada fiyat konsolide oluyor. Yani sıkışıyor. Dolayısıyla ya buraya yukarı kıracak ya buraya aşağı inecek. Buraya baktığımızda bakın son destek noktasını aşağı yönlü kırıyor. Hemen buraya destek noktamı çiziyorum. Böyle bir piyasa görürsem özellikle de BIST'te düşüş varsa ve bu hızlı düşmeye başlıyorsa bu mesela alar koyun ama fark etmez benim için. Herhangi bir hisse de olabilir. Burayı kırması önemli. Burayı kırdıktan sonra aşağı yönlü bakın. Ben de bekleyeceğim bu sefer. Yine fiyatın bana bir fırsat tanımasını bekleyeceğim. Dolayısıyla iyi günlerdeki, alım geldiği günlerde ilk düşüneceğim şey bu dip noktası kırıldığı için satış yapmak arkadaşlar. Dolayısıyla çok alınmış bölgeler isteyeceğim stokastikten. Bakın şimdi burada çok alınmış bölgeler nerede bir bakıyoruz. Burayı kırdıktan sonra çok alınmış bölgeyi burada geçiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda çok alınmış bölgeye geldiğimde bir daha mesela şu mumda henüz çok alınmış değil ama burada artık çok alınmış bölgede. Peki ilk satıcılı mı? Bu sefer satıcılı mı istiyorum? Çünkü trend aşağı yönlü. Bakın burada ne yaptı? Düşen dipler yap yapıyor şu anda fiyat şöyle. Ve düşen tepeler yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla ben de burada ilk satıcılı mı aramayacak mıydım? Kurallarım bir kere yazılmış. Başka bunun dışına çıkamam. Benim trade sistemim bu şekilde. Geliyorum mesela buraya satışımı vereceğim. İlk satıcılı çubuğu burası. Bunun kapanışına göre satışımı veriyorum. Ama ATRM'e bakayım. Gene dediğim gibi ortalama oynaklığın 2-3 katına da pozisyon tutacağım. İki, ortalama oynaklığın stop mesafen 2.5 katı olur, 3 katı olur, 4 katı olur. Senin sistemine bağlı. Mesela çok uzun pozisyon tutanlar genellikle böyle ortalama oynaklığın 4 katı falan tutarlar arkadaşlar. Uzun böyle trendde kalabilmek için. Ama ben o kadar uzun kalmıyorum çünkü swing trade eden bir traderlarız biz. Dolayısıyla bakıyorum buradaki oynaklığa ortalama 5, 2 katı 10. Yani bu gün içerisinde Alarko bu zaman diliminde ortalama 10 TL oynuyor. Geliyorum burada. Giriş yerim burasıydı. 10 TL'den en az aşağı olmamak şartıyla yukarı yönlü pozisyonumu alıyorum. 10 TL'den aşağı olmamak şartıyla mesela şöyle yaptığımızda yukarı yönlü 10 TL gibi zarar durdurma yerim var. Buna da aşağı yönlü en az 1'e 2 bakın şöyle 1'e 2 verecek. Yani ben burada 100 bin lira risk alıyorsam en az 200 bin lira isterim veya işte sen kaç para risk alıyorsan 50 bin lira risk alıyorsan 100 bin lira para umman lazım dolayısıyla şu stop mesafesinde. Burada da dediğim gibi ne kadar risk alıyorsun? iki katına. Burada örneğin diyelim ki 20 bin liralık bir stop mesafen varsa yani risk ödül oranın buysa ve ona göre lot almışsan Alarko'da dolayısıyla iki katı 40 bine pozisyon tutmak zorundasın ki ortalamada hep kazanan bir trader olman için. Bu şekilde de kısa pozisyon tutabiliriz. Daha profesyonel düşünüp daha iyi bir trader yani tüm piyasalarda iş, işte sadece hisse senedi olarak düşünmeyin arkadaşlar. Tüm piyasalarda işlem yapacak bir trader özellikle de döviz bazlı işlem yapacak bir trader olmak istiyorsan mutlaka eğitimlerime de beklerim. www.siderdemirgiv.com.com adresinde eğitimlerimi inceleyebilirsin. Umarım beğenmişsindir videomu. Olasılıklar hep senin yanında olsun olur mu? Allah'a aldık. Bay bay.